milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, Cumhuriyet'in başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum, Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler? 200 bin. Maşallah. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi biiznillah değiştirecek. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öncelikle Ankara'ya ve Ankaralılara 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde %47, Cumhurbaşkanlığında %49'luk oy oranlarıyla Milli İrade Bayrağı'nı başkentin burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen bizim Ankara ile aramızdaki gönül bağına baktığımızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz. Başkentimize de böylesi yakışır. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması, öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara bir bozkır kasabasıydı diyerek bu şehri küçümseyenler onun gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Devlet kuracak organizasyon kabiliyetine ulaşan Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter. Ne diyor o güzel marşta? Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım umar her düşen dara. Allah'ın izniyle Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Biz de işte bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret değil. Bunun yanında Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla, en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada başkent millet bahçesinde bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya, sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Şimdi burayı, bu millet bahçesini kim yaptı? O ayrı. Murat Kurum kardeşimiz bakanken o burayı yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede?
İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır. Keçiören'de de Turgut Altınok kardeşimiz birçok eserleriyle oraya damgasını vurdu. En son malum kulenin açılışını yaptık. Kuleyle İstanbul'a Murat onu kazandırdığı gibi Keçiören'de de Ankara'ya böyle bir mührü, damgayı Turgut kardeşimiz vurdu. Öyleyse hep beraber artık istiklal ve istikbal parolamız haline gelen dört ilkemizi tekrarlayalım mı? Hazır mısınız? Tüm şu anda karşımdaki kitleden bunu bekliyorum. Tek millet. Tek bayrak. Tek devlet. Tek vatan. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin ulustaki meclisten duyulduğu o zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz gecesi darbecileri sokaklara, meydanlara çıktıklarına pişman eden ruhun adıdır. Bu ruh hem milli mücadeleyi zafere ulaştırdı, hem cumhuriyetimizi kurdu, hem tüm demokrasi ve kalkınma atılımlarımıza ilham oldu. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce neresi başlattı? Ankara başlattı. Ülkenin her karışını ilmik ilmik ördüğümüz yatırımlarımızın hazırlıklarını Ankara'da yaptık. Milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunan hak ve özgürlük reformlarımızı burada gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara'yla birlikte fiiliyata geçirdik. Şimdi burada, bu meydanda aynı hissiyatı, aynı heyecanı ben şu katılımla aynı azmi görüyorum. Allah'ın izniyle Ankara Türkiye 100 yılının inşasına hazır. Türkiye 100 yılıyla ülkemizi dünyanın devler ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Bunun için söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ankara yanımızda olduğu müddetçe 7 düvel karşımıza çıksa evelallah yıkar geçeriz. Kardeşlerim, Ankara'yı bilmek, Ankara'yı anlamak, Ankara'yı sevmek elbette önemli.